Herkese selamlar dostlar. 20 Nisan 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Hafta sonu tadında güzel bir bülten var. Ben de 7 adet mücadelem var. Genellikle ideal tercihleriyle bir iki tane maça direkt yüksek oranla tercihim var. Fakat ağırlıklı olarak ideal tercihlere yöneldim. Değerlendirecekler herkese şimdiden bol şanslar. Sizlere bir adet skor yarışması yapalım. Güzel bir maç var bugün İngiltere Premier Lig'de. Chelsea Arsenal mücadelesi ne olur? Şöyle bir maç olur. Chelsea bence önde bir adam. Önde bir adım olduğunu düşünüyorum. Arsenal son haftalarda düşüşte fakat bir derbi mücadelesi. Bir Londra derbisi. O yüzden ne olur ne olmaz. Maç konusu sizlere sordum. Yazan herkese teşekkürler şimdiden. Ben bu maçta skor beklentim de var. Onu da belirteceğim videonun zaten analizinde. Şimdiden yanına katılacak her yılda bol şanslar. Bilal'in iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza dahil edelim. Ve maçlarımıza başlayalım isterseniz. 7 adet mücadelem var. Sizlerden ricam 2 saniyenizi ayırıp like'a basmanızdır. Artı 300 üzerine like gelirse sevinirim. Emeğe saygı açısından teşekkürler ve bol şanslar diyerekten de başlayalım. Menemen Kocaeli spor mücadelesi. Ben Menemen'in son maçını anlatmıştım sizlere. Balıkesir'le bir maçı vardı. Dedim ki Menemen bu maçı alamazsa kendini zora sokar. Önünde çekişmeli maçlar olacak. İşte Balıkesir'den sonra al sana çekişmeli bir maç. Kocaeli geçen hafta kazandı. Puanlar aynı. Şu an Menemen'le ikisi de 36 puanda. Burada kan gövdeyi götürür. Öyle bir mücadele. Maçın favorisi hatta şunu belirteyim. Kocaeli. Doğru mu? Doğru. Çünkü Kocaeli Menemen'den biraz daha iyi top oynayan bir takım. Balıkesir maçında da zaten 90 artı 6'da atıp beraberliği kurtardı Menemen takımı. Ki o maç hakkında da şunu belirteyim. İddia o maçı kaldırdı nedense. Yani bilmiyorum ben o maçta bir şeyler döneceğini düşündüm dönerse bile Menemen dedim ki ya çok ağır bir farkla kazanacak ya da ekstrem bir durum olacak. Hatta katıl grubundaki arkadaşlara da bir yazı yazdım. Bu maça dikkat olarak yazdım. Çünkü iddia kaldırdıysa bu maçı Avrupa'da açık, Türkiye kapalı. Dedim bu bizim Türklerin bildiği bir şey vardır dedim o sebeple. Şimdi bu maçta ne olur? Şimdi bu maçta kim gol atarsa kalesinde baskıyı o görür. Onu belirteyim. Mesela Menemen bir gol, gol attı burada? Kocaeli daha baskılı oynayacaktır. Daha çok pozisyona giren takım Kocaeli olacaktır golden sonra. Ondan sonra Menemen kontraya çıkacaktır. Örnek 1-0'da veriyorum. Eğer Kocaeli atsaydı burada Menemen aynı şekilde öne çıkacaktı. Çünkü takımlar birbirlerine dengeli ve küme düşme için çok önemli bir mücadele. Burada tek derdim benim ilk golün gelmesi. İlk gol geldiği zaman ikisinden birinden maçın KG Vara gitmesini bekliyorum. 1.51 mi? bir mi ne oranı var şu an? Değerlendirecekleri tek tercih bu maça KG var olacaktır. Geçtim ikinci maçıma. Monaco ile Nice mücadelesi yine aynı şekilde az önce anlattıklarımın hepsi bunda da geçerli. İlk golü kim yerse kalesinde baskıyı görecektim. Monaco biraz daha avantajlı açıkçası. Şundan dolayı kendi evinde ve son haftalardaki performansından dolayı biraz daha avantajlı olan takım Monaco bence. Nice'in Lorient mücadelesini izledim. Canlıdan da 2.5 üst olarak değerlendirmiştik. Maçta 2-1 bitti. Nice attı kazandı. Orada biraz izleme şansım oldu. Ben Fransa Ligi'ni çok fazla takip etmiyorum. Böyle çekişmeli maçları değerlendiriyorum. Şimdi Nice takımında Dante kart alırsa onu belirteyim. Ev sahibinde Jason Martins oynamayacak. Sakat zaten. Onun dışında Kerep'in Diyat'ta da aynı şekilde kart cezası. Fabrikasyon zaten oynamazdı var burada. Ben Yeder, Kevin Volant gibi isimler olacaktır. Solda Golevin olacaktır yine. Arkada Fofana, sağda Wanderson gibi. Monaco'nun takımı böyle olacaktır. İdeal 11'e bu şekilde. Benim önerim yine çekişmeli bir maç anlattığım gibi. İlk golü kim yerse kalesinde baskıyı görecektir. Zaten baktığımız zaman da burada Nis'in hücum hattında şu an ideal 11'inde 4-4-2'de hücum hattında Delort'la Dolberg oynayacak diye gözüküyor. Bu Dolberg belki değişebilir. Ona bir imza koyun maç günü kadrosunda değişebilir. Fakat bahsettiğim gibi çekişmeli olacağını beklediğimden dolayı 1.57 gibi orandan bu mücadeleyle direkt sizlere KG var tercihini önereceğim. Gollü bir maç olması muhtemel. 2-1 bir Monaco galibiyeti de çıkabilir. Onu da belirteyim. Skor bandında. Hatta ben de notlarımı alıyorum. 2-1 Monaco. AX Online'a Varberg mücadelesi. Bu maçta İsveç. Bu İsveç'te yeni başladı. 3 maç oynadılar da. Şimdi Mayıs'ta ligler biteceği için artık Norveç, İsveç, Finlandiya buralara takılacağız. Şimdi ben baktım Ajax Honla'yı geçen sezon takip ettik yine sezon sonunda şampiyonla oynuyordu. Malmö ile ikisi de 59 puanda kaldı. Şampiyon olamadı diye hatırlıyorum. Öyle olması lazım. Geçen sezona oranla kadroya nasıl bir takviye yapmışlar ona baktım ben Ajax Honla takımına. Spartak Moskova'dan bir tane Bilmem ne Larson diye bir adam almışlar. Ne kadar başarılı olacak bilmiyorum. 3 maçta bir asisti var. Maçlarını da takip edemedim. Var belki de baktım. Bu arada Aixson'la'nın 3 maçında 2 mağlubiyet var. Bir tanesi Malmö'den. Malmö'de basmanından çıktı son maçta. 3-0'lık mağlup oldular. Fakat pozisyona girdiler mi? Ufaktan bir şöyle hızlandırılmış özetine baktım YouTube'dan. Zaten bunun özetleri de dilimini çok farklı olduğundan şöyle hızlıca bir geçtim. Aixson'la güzel maç oynamış. Fakat şanslı olan taraf biraz da Malmö'ymüş. Burada ben Ayık Solna'nın yavaştan böyle bir ritim tutmasını bekliyorum. Doğrudan galibiyetini önereceğim. Zaten ev sahibi 1.5 üstü iddia açmamış nesine. İsteyenler öyle direkt taraftan ziyade ev 1.5 üstü gitmek isteyenler de değerlendirebilirler. 1.42'den direkt maç sonu bir sizlere önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Dördüncü maçım Chelsea ile Arsenal mücadelesi. Bu maç da önemli. Nasıl önemli? derbi mücadelesi olduğunu önemli. Bu maçın da zaten skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur? Chelsea Arsenal yorumlara esasını bilenler kişiyi alacağız yine. Chelsea son haftalarda toparlandı mı desek veya dengesiz bir oyun mu oynuyor desek bilemedim. Fakat Premier Lig'de son haftalarda bir toparlandı. 4-1'lik bir Southampton mağlubiyet e, galibiyeti, mağlubiyeti aldı sanırım. Pardon. E, Brentford galibiyeti aldı 4-1'lik, mağlubiyeti aldı 4-1 gibi skorla. Ondan sonra Southampton'a 6 a attı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadı gerçi Real Madrid mücadelesine. Chelsea burada ilk dördü garantiledi mi? Bence dördüncü sırayı garantiledi gibi bir olay oldu Chelsea. Çünkü arkasındaki takımlar çok puan kaybetti. Arsenal özellikle ben ilk dörde girme şansı var diye düşünüyordum. Son 3 haftada 3 tane mağlubiyet aldı. En önemli sebeplerinden bir tanesi burada Partey'in olmaması. Sakat. Ciddi anlamda eksikliği hissediliyor. Hatta son maçında bile mağlup oldu. O maçta spikerler de diyor. Hatta bu partinin görevini yapabilecek bir oyuncu yok diyor. Alternatif olmayan Arsenal kadrosundaki tek oyuncu diyor. Haklılarında sonuna kadar Tierney ile bu maçta oynamayacak. Sakat. Ev sahibine baktığımız zaman Havertz, Werner, Mason Mount, Kante, Alonso, James aynen. Bunlar ideal 11'de yazılmış hepsi. Herhangi bir önemli bir eksiklik. Şöyle bakayım. Hudson Kovacic, Ben Bunlar geç zaten. Bunların alternatif var Chelsea takımında. Ben bu maça Skor beklentimi söyleyeyim. 2-1'lik bir Chelsea galibiyeti çıkabilir ama galibiyete gitmiyorum. Arsenal da burada ön plana çıkabilir. Derbi maçıdır. Londra derbisidir. 2-3 gol tercihini burada 1.85'ten önereceğim sizlere. Ekstradan da handikap 0 yani 3 küsür oranı var. 2-1'lik bir Chelsea galibiyeti burada çıkabilir onu da belirteyim. Manchester City ile Brighton mücadelesi kolay bir maç olacak mı? Ondan yani City kazanır da Tahmin açısından biraz kolay olacak diye düşünüyorum ben. City kazanır. Burada nasıl kazanır? O önemli. Brighton nasıl oynayacak burada? Manchester City'ye karşı ikinci ve birinci bölge yerleşecek. Oradaki aradaki blokları kapataraktan da sağ ve sol taraflardan Cancelo'yu yönlendirecek. Sağda Mahrez'i yönlendirecek. Bu şekilde kanatlardan gelmeye çalışan bir Manchester City olacak bence. Benim öngörüşüm burada, bu şekilde. Brighton çünkü tehlikeli bir takım kapalı oynayacaktır. Kontrol oynayacaklardı. Brighton takımı. Manchester City'de Brighton'ın bu oyun yapısını bildiğinden bildiğinden dolayı özellikle Pep'in maç açıklamaları şöyle her takıma farklı oynuyor. Her takıma farklı bir hazırlanış yapıyor hafta içinde. Bunun röportajını da Kevin De Bruyne açıklamasını yapmıştı. Her maça farklı şekilde hazırlandığımızı söylüyoruz. Hatta bir tane maçta da olay şu şekildeydi. United maçına hazırlanacaklarmış. Kevin De Bruyne Guardiola demiş United'ın nasıl oynayacağını bilmiyoruz. Bu hafta antrenman yok. Sağa çıkıp göreceğiz. Sağ içinde bir diziliş veya bir şekilde böyle bir röportajı da var yani. Kaynak Kevin De Bruyne. Geçtim. Burada City kazanır da nasıl kazanır? Ben onunla dikkati çekmek istiyorum. Çok fazla gol olmaz gibi. 4.5 altında bir yaparsanız bir 35 puanında bir oranı var. Yani İdalyan'da iki tane bir 35'lik maç koyarsınız da. alırsınız da. Şöyle de bir yüksek orana gidebilirsiniz biraz da. 3,5 altında bir yaparsanız 1 yaparsanız 1.70 gibi oranı var 1.69 bandında. Ee, önerim site alır fakat düşük skorda kalır. Strasbourg'da Ren mücadelesi bu maçı da değerlendirdim. Strasbourg kendi evinde çok başarılı, de deplasmanda çok başarılı. İkisinde böyle bir tanesi ev takımı, bir tanesi deplasman takımı. Direkt baktığımızda burada idealden bir KG var alınabilir gibi. Oranına baktım ben zaten. 1.57 gibi oranı var. Strasbourg'a bakalım kendi evinde nasıl? oynayacak. Şöyle kısaca baktığımız zaman da 3-4-1-2 oynuyor Strasbourg takımı. Kendi evinde oynadığı maçlarda özellikle deplasmanda ara ara değişiklikler yapabiliyor. Çift forvet oynadığı zaman da kanatlardan o kanat beklerinden Linat'la Belirgir bir eleman var sağ bekte bunların. Başarılı orta yüzdesi epey bir yüksek. Onlarla çift forveti besleyerek de, besleyerekten de başarılı işler çıkartabiliyor kendi evinde özellikle. Bu da zaten çekişmeli bir maç. İlk dört için savaşan bir ekip her iki ekip de burada. ilk dörde Şampiyonlar Ligi'nin 53'e girme şansları var. Puan durum açısından. Hatta şöyle de baktığınız zaman da görmek mümkün. Strasbourg yak yakaladığı zaman da 56 ile Ren'le puanı eşitleyecek. Çekişmeli bir mücadele olur. Altsınlar, yes yesinler, ekonomiye can versinler. 1.57 gibi orandan direkt sizlere KG var tercihini vereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Son maçım Euroleague Euroleague'den Final Four öncesi eleme maçları, çeyrek final mücadelesi Olympiakos'la Monaco mücadelesi Olympiakos burada atar da Monaco atar mı? Benim için bu önemli. Monaco'yu da ben sürekli değerlendirdim. Youtube'da da çok değerlendirdim. Katıl Telegram grubunda da çok fazla değerlendirdim Monaco takımını. Mike James önderliğinde dış atışlarda yüzde oluyor. Şöyle bir olay var. Şimdi Golden State maçlarına bakın. NBA izleyenler mutlaka vardır. Adamlar Curry'i tutacağım diye tüm odak onda oluyor. Diğer Curry diğerlerine besliyor. Bu şekilde yapabiliyor. Aynı şekilde Monaco'da da öyle. Mike James tutacağım diye. Mike James de odağa dağıtıyor. Pas veriyor. Boşu adam kaçırıyor. Güzel sayılar bu şekilde çok fazla bulabiliyor. Sezon genelinde burada. Hatta benim Final yani final 4'a girebilecek. Burada Olympiakos'u elemesini beklerim. Burada bir oran çok yüksek açmışlar. 2.20 gibi bir oran açmışlar. Burada önerim şu yönde olacak. Olympiakos burada Monaco'yu düşük sayıda tutmak isteyecektir. Fakat Monaco'nun izin vereceğini düşünmüyorum. Monaco attıkça Oli de kendi atmak zorunda. 155.5 bandı var burada. 155.5 üstünün oranı 1.49 gibi oranı var. En alttan üst aldım ben. Değerlendirecekler önerim bu yönde. 7 maçım ideal şekilde tahminlerim bu yönde. video like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.